Selamu aleyküm ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم اغْفِرْ ذُنُوبَنَا اللهم ارْحَمْنَا اللهم اسْتَخْدِمْنَا فِي خِدْمَةِ الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَسَلِّمْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آمين والحمد لله رب العالمين. We are reading Mesnevi Nuriye'den okuyoruz. 10. Risale ve 10. Risale'nin 3. nüktesinde kaldık. Kur'an'ın kainattan bahsetmesi ile vahye dayanmayan, vahyi dinlemeyen ya da yaratıcıyı görmemek için kafalarını şartlandırmış olan insanların kainattan bahsetmeleri arasındaki fark üzerinde duruyoruz ve bu farklılık bize Kur'an'ı okurken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretiyor. Kur'an'dan ne bekleyeceğiz? Kur'an'dan maksat kainatın yaratıcısının bana yapmış olduğu konuşmadan ben ne bekleyeceğim? Neden bana konuşuyor? Bunları bugün tartışacak değiliz. Bunları düşüneceğim. Gerçekten kainatın yaratıcısı bana konuşması gerekir mi? Ne demek kainatın yaratıcısının konuşması? Bu soruların cevabının ayrıca verilmiş olması lazım. Kendi dünyamızda eğer bunları vermediysek bugünkü ve bundan sonra devamındaki okuyacağımız konuların çok fazla real dünyada, gerçek hayatımızda etkisi olmaz, bilgi ediniriz. Bilginin de kendi başına bir değeri yoktur. Eğer o bilgi bana bir şey katmıyorsa, benim varlığıma bir şey ilave etmiyorsa. Şimdi Kur'an'ı tarif ettik, dedik ki kainatın yaratıcısının konuşması neden? Çünkü kainatın yaratıcısının konuşması gerekir insanın, insan olarak sormuş olduğu sorulara. İnsanın cevap verdiği sorular var, verebildiği sorular var, veremediği sorular var. Bu insanın gücü kapasitesi açısından değildir. İnsanı yaratan, insana belli kabiliyetler vermiş ve bu kabiliyetler dahilinde kainatla kuracağı ilişkide o kabiliyetlerinin gereği olan sorularının cevabını bulabilecek kapasitede. Peki, bazı sorular var, kainatla olan ilişkisinde bunun cevabını bulamıyor. Onun cevabının, yani bu soruların cevabının yine şu kainatın yaratıcısı ve insana bu soruları sorma kabiliyetini verenin cevaplandırması beklenir. Çünkü anlamsız bir iş yapmış olur ama kainata bakıyoruz, yaratıcının anlamsız bir iş yaptığını göremiyoruz. Kim yarattıysa bu dünyayı, o zaman beni kim yaptıysa, bu kainatı kim yaptıysa anlamlı bir şekilde bana benim sorularımın cevaplandırması lazım. Kainattan bulamadığım soruları ondan bekleyeceğim. Bu soruların cevabını vermek için de bana benim anlayacağım kapasitede konuşması lazım. Yani bir şekilde bana bu mesajı ulaştırması lazım. Yani bir sorularımın bir şekilde bana cevabını vermesi lazım. En kolay ve en makul, en hikmetli olanı benim sorularımın bana bir insan konuşan, konuşmadan anlayan bir insan olarak konuşma cinsinden
cevaplandırılması en kolay gelir. Ama bu konuşma cinsinden cevaplandırmanın mahiyeti şudur. Bak şöyle 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 yaparsan, şu şekilde kabiliyetlerini, sana verdiğim kabiliyeti kullanırsan, şu şekilde kainatı ile sana gönderdiğim haberleri değerlendirirsen, o zaman cevabını bulursun diyecek şekilde bana muhatap olması beklerim ben. Yani bana hazır kopyalayacağım cevaplar vermemesi de lazım. Yani böyleymiş diye değil, bana bir cevap verecek, bu cevap beni ikna edecek. Peki bu noktada Kur'an'ın konuşmasının prensiplerini ve dolayısıyla ben Kur'an okurken Kur'an'dan neler beklemem gerektiğini anlatıyor idi. Bunların özel örneklerini verdi, Kur'an'dan örnek verdi. Şimdi üçüncü nüktede şöyle bir tarif yapıyor. Kur'an'ın takip ettiği makasıdı esasiye ve anasır asliye. Demek ki Kur'an bana konuşurken bir maksadı var, olması lazım. Çünkü kainatın yaratıcısı konuşuyorsa, kainatın yaratıcısının şimdiye kadar yapmış olduğu konuşmalar, yapmış olduğu bütün işlerde bir maksat var. O zaman bunda da bir maksat olması lazım. Konuşmasında da maksat olması lazım. Bu maksat nedir? Onun temel unsurlardır, anasırı esasiye dedi. Onun temel hedefleridir. Şimdi bu hedefleri şöyle sıralıyor müellif. Ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Şimdi burada en problem mesele ubudiyet. Ubudiyet. Ne demek? Türkçesi kulluk. Ne demek? Canım işte biz kuluz ya. Allah'ın yaratıcımızın kuluyuz. Ne demek kardeşim? Ben yaratıcıyım, kuluyum ama bak gidiyorum yaratıcının yarattığı hayvanı kesiyorum, yiyorum. Nasıl bir kulluk böyle? Ne anlıyorsun from kulluk? Bu kulluktan ne anlıyorsun? Kul olmak ne demek? Canım işte her şeyini ona teslim edersin. Ne demek benim her şeyimi ona teslim etmek? Yani ben ona teslim ettim diye o zengin mi olacak? Malından, mülkünden bir artırma mı? Mülkünde bir artırma mı olacak? Yani ne demek bunlar? Bunları düşüneceğiz arkadaşlar. Öyle ezbere konuşmanın anlamı yok. Peki en azından biz şimdi ubudiyet dedi. Birinci maddeye koydu burada. Bazı yerde tevhidi birinci maddeye kor ama burada da ubudiyeti birinci maddeye koydu. Önce arkadaş sen nesin? Bunu bir anla bakayım. Senin varlığının gerçeği ne? Bunu bir anla. Senin varlığının gerçeği senin yaratılmış olman. Var ediliyor olman, var edilmiş olman, var ediliyor olman, varlığının sana verilmiş olduğudur. Yani en temelli gerçek benim varlığım bana hediye edilmiş. Bedavadan karşılıksız verilmiş. Ve demek ki benim varlığım bana ait değil. Benim varlığım bu varlığı bana verene ait. Ama ben de bana öyle bir o varlığımın içerisine öyle bir özellik koymuş ki bu özellik şuurlu olma, farkında olma. Benim varlığımın bana ait olmadığını, bana bu varlığı kim vermişse ona ait olduğunu anlama, fark etme özelliğim var benim. Ve bu özelliği kullanmam lazım.
bana bu varlığı kim verdiyse benim varlığım ona ait. Peki yani aynı şuur tekrar soruyor. Bana bu özelliği kim verdiyse benim varlığım ona aittir dedim diye. Meseleyi çözdün mü? Hayır. Peki benim varlığım ona ait diye bildim, ne oldu? Hiç, ona ait canım dedim. Ona ait ama bak sen yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, düşünüyorsun, görüyorsun, duyuyorsun, heyecanlanıyorsun, seviyorsun, kaçıyorsun, korkuyorsun, terliyorsun. Bunlar ne ya? İşte bizim hayatımızın gerçeği bu. Hani senin varlığın ona aitti. Yani insan şuuru bunları soruyor. Soracak. Kullanmam lazım. Kullanmazsam kendi gerçeğime ters düşmüş. Bir tercih yapmış olurum. Kullanmayı tercih etmem lazım. Bütün bunlar benim varlığımı bana vereni tanıma araçları olmasın. Dikkat et bakayım bir. Bana şu 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 özellikleri vermiş. Yani bu özelliklerin de ben bilincindeyim, farkındayım. O zaman bu özellikler bana bu özelliği verene ait olduğunun bilincinde olursam, o zaman ben bu özelliğimi bana bu özelliği vereni tanıma aracı olarak kullanırım. Ha, kulluk demek. İnsaniyetine takılan özelliklerin kaynağını tanıyıp o özellikleri o kaynağı tanıma aracı olarak değerlendirip kullanmak demektir. Kulluk demek. O özellikleri bana vereni tanıma aracı olarak kullanmanın adına kulluk deniyor. Bunun ne kölelikle ilgisi var, ne efendim biz kendi başımıza hiçiz falan. Ne demek hiçiz? Sen bilinçli bir varlıksın, var olduğunun bilincindesin. Hiç değilsin ki. Var olduğunun bilincindesin. Öyle ben hiçim canım falan dedin diye kendini çok mütevazi zannetme. Gerçeğini tanımadan kaçıyorsun demektir. Sen gerçeğinle beraber olmalısın. Ubudiyet bir insanın varlığı, o varlığa takılmış olan tüm özelliklerin varlığını bilincini kullanarak o özellikleri verenin varlığını anlama. Ve sonunda da evet bu özellikler bana ait değil, ona aittir dediğinde işte ubudiyet budur. Hani biz Muhammed'in abduhu ve resulü diyoruz ya, Muhammed onun abdidir. Yani bu özelliklerini yaratıcısını tanıma aracısı olarak kullanan birisiydi. O özelliklerimizi yaratıcımızı tanıma aracısı olarak kullanmanın eğitimini yapmasına ubudiyet denir. Biz bu eğitime girmemiz lazım. Kur'an bize bu eğitimi verdiğini söylüyor. Birinci ana prensibi bu. Bana bu eğitimi vermek üzereyim. O zaman Kur'an'ı ne diye okuyacağım? Benim varlığımın yaratıcısının bana vermiş olduğu bu özellikleri onu tanıma aracı olarak nasıl kullanmam gerektiği konusunda bana sözlü açıklama yapan, sözlü rehberlik yapan bir kitap, bir kaynak, bir konuşma. Bak yaratıcım, bak benim yarattığım, sana verdiğim özellikleri beni tanım aracı olarak şu şekilde kullanabilirsin. Efendim Kur'an bize emir ve nehileri bildirir, ne yapacağız ne yapmayacağımızı bildirir dediğimiz zaman Kur'an'ın ruhunu öldürmüş oluyoruz.
Yaratıcıyı tanıma maksadıyla fiili olarak bir şey yapacaksın, bir şey yapacağız. Yaratıcıyı tanıma maksadı yoksa senin ne yapman gerekir, ne yapmaman gerekir olduğunu senin kendi dünyanda bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Çünkü faydası ne olur ki? Bana şunu yap, bunu yapma demiş. Bir arkadaşım. Doğru mu? Duyuyorum bir şeyler ama. Muhammed Fatih Üstünkul. Mikrofonunuz açık. Ve dersi dinlemek yerine konuşuyorsunuz gibi geliyor bana. Evet. Kapatamıyorum mikrofonunuzu. Şimdi oldu. Teşekkür ederim. Bu böyle dersleri bir taraftan birileriyle konuşup, bir taraftan kahvaltı yapıp, bir taraftan bulaşığı kayıp veya çocukla oynayıp falan, bir taraftan da dinlemek ve bu dersi 100 yıl dinle, bir yere gitmez. Onu da söyleyeyim. Yani kimseye itham etmiyorum. Kimsenin ne yaptığını da bilmiyorum da. Genel prensip olarak söylüyorum. Bunlar şahsın, bizzat kişinin, senin ve benim bizzat kendi iç dünyamda bilincini kullanarak tecrübe etmem gerekir. Böyle fiili olarak bir şey yapmana gerek yok. Bilincini kullanarak öyle mi diyeceğim? Öyle mi? Gerçekten öyle mi benim için? Ben duygularımı vereni tanımak için bilinçli bir şekilde kullanıyor muyum? Yoksa bir şeye sevindiğim zaman sevinçten uçuyorum ama hiç aklıma bu sevinme duygusu yaratıcımı tanımak için verilmiş diye gelmiyor. Eğitim meselesi bunlar. Bilgi değil. Hepiniz bilirsiniz Kur'an'ın, ve zannediyorum Risale okuyanlar olarak, Risale-i Nur'un kıymetini bilenler olarak buradasınız. Hepiniz neredeyse ezbere bilirsiniz. Kur'an'ın 4 maksadı var diye. Ben size en emin olacak şekilde yeminle konuşmayı sevmediğim için söyleyeyim, bilmenin hiçbir faydası yok. Bilmek bir şey değil arkadaşlar. 4 tane Kur'an'ın 4 maksadı var. Tevhid, nübüvvet, maat, ibadet ve adalet diye. Ne olmuş yani? Bildin ne oldu? Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir faydası yok. Ama bilip de o bilgimizi kullanıp da kendi bilincimizi o bilgimiz doğrultusunda uygulamaya koyarsak onun faydası olur. O da konsantre meselesidir. Konsantre demek fokus olacağız. Yani konuşulan, söylenilen cümle, kelime neyse onu bizzat kendi dünyamda hissedeceğim. Ben böyle mi düşünüyorum? Kulak dolgunluğuyla bu iş olmaz. Yani şu anda ben bunu hissediyor muyum? Şu anda ben bunu bilinçli bir şekilde yaşıyor muyum? Yani şu andaki varlığımı bu şekilde değerlendiriyor muyum? Yani tam bir yoğunlaşma ile bu mümkün olur. Tam ama öyle bir taraftan pencereden bile diğerleri seyret, diğer taraftan çocuğa bak, ona yavrum gitme oraya falan diye meşgul ol, bir taraftan kahvaltı niye olmaz bu iş arkadaş. Kesin söyleyeyim, benim kendi hayatımda yıllarca kendi dünyamda uygulamamın neticesinde ulaştığım sonuç olmuyor. İnsan olarak bir yere gidemiyorum, bilgim artıyor, ezberliyorum ama hayatımda yine kafamın tası attığımı kimse beni durduramaz oluyor. Hani ben onları Rabbimi tanımak için kullanacaktım.
Yok da bayağı onlar tarafından ben yönetiliyorum. Ben onları yöneteceğim yerde, ben o aletleri kullanacağım yerde, o aletler beni yönetiyor. Bilmenin bir faydası yok kardeşim. Onları kullanmak, kullanmak ise bizzat kendi hayatımda şu anda onlarla beraber yaşamak gerekiyor. Bakayım bir teknik not geldi. Upgrade account. We did this. Bir dakika bu. 10 minute içinde kapanacak diyor. Halbuki bir payment'ı yaptık. Ama proses halindeydi. Özür dilerim. Kendi otomatik kapanırsa hiçbir şey yapamayız. Yok, Zoom için geldi. Zoom yani kullandığımız program için geldi. Biz bunu yaptık. Şimdi bir daha okuyacak değiliz ki. A host can have unlimited meetings. Each meeting supports that. Evet, tamam. Ödeme yaptık. Ne yapacağız Hasan? Belki 10 dakikayı 1 saat yapabilirsiniz. Nasıl ama nasıl yapacağımı söylerseniz memnun olurum. Çünkü ödedim de dün ödedik de dün ödeme progres halindeydi. Bugün verilmesi lazım, geçmesi lazım onların hesabına. Windows için mi geldi update? Belki 10 dakika bir seçenek sunuyorsa seçenek yok. Ya upgrade diyor ya kapanacak diyor. Peki nasıl yapalım? Kapanmadan önce nasıl yaparız bu işi? Free account. No. Bakayım ben sadece derslere girmek için teknik olarak bilmiyorum mu diyeceksin. Neden de kullanıyorum Zoom'u? Ödedik ama bakalım inşallah kapatmaz. Peki biz devam edelim bakalım. Rabbim ne nasıl edecek? Birincisi ubudiyet. Mesela Kur'an'da bir ayet okudum değil mi? Şöyle şöyle yap diyor. Şunu yapma diyor. Efendim güneşi şöyle yaptım diyor. Arzı böyle yaptım senin için diyor. Seni şöyle şöyle yarattım diyor. Bunların hepsi nedir? Deminden beri tarifini yapa geldiğimiz ubudiyet anlayışının Allah'ım nasıl yapacağız bunu? Plan selection. One host. A host can have unlimited meetings. Update. Şununla biraz are you sure to update the plan confirmation? Yes. Bakayım. Yes dedim ama. Okay. Peki. Kapattım. İnşallah kapanmaz. İnşallah kapanmaz. Bakayım çünkü teknik sebeplerle ödemede biraz geçitmişti. Peki efendim dönelim konumuza Rabbim ne nasip edecek bakalım. Yapacağımız bir şey yok çünkü yapılması gerekeni yapmıştı. Peki tevhid. Şimdi bu önemli. Kur'an okumada önemli. Kur'an okuyoruz. Bana konuşuyor. Ve diyor ki benim maksadım ubudiyeti sana öğretmek. Tevhidi sana öğretmek. Diyor ki mesela
Çalmayacaksın. Çalanın elini kes diyor. Burada neye bakacağım? Ubudiyete bakacağım. Çalmamak diye bir duygu var mı bende? Çalmanın cezalandırılması diye bir duygu var mı bende? Bu duygu bana Rabbimi, yaratıcımı tanıtıyor. Bizim yanlış anladığımız bir konu var. Şimdi bu kuralın toplum bazında uygulamasını yapan yöneticilerin görevini ben yaratıcıyı tanıma ile yer değiştiriyor. Şimdi bu kuralın bir boyutu da bu kurala iman etmiş, inanmış, sadakat göstermiş olan insanlara bu kuralı toplum bazında uygulamaktır. Toplum bazında uygulamaktır. Toplumun hukuku için uygulamasıdır. Bu kuralın bildirilişinin milyonda biridir. Dikkat edin. Biz bu kuralı okuduğumuz zaman bu ayetin imanla ilgisi yok ya. Bu ayet işte efendim, fıkhi hükümlere kaynak olsun diye konuşulmuş. Hayır. Bu yanlıştan kurtulmadıkça Kur'an'ı anlamayacağız. Bu yanlıştan kurtulmadıkça Kur'an'daki evamir ve nevahi dediğimiz şunları yap şunları yapma diye verilen emirleri biz iman aracı olarak, ubudiyetimizi anlama aracı olarak, tevhid aracı olarak şimdiye kadar bu ikisini konuştuğumuz için kullanmayı ihmal ettik. 1000 yıldan fazladır ihmal ettik. Krallar yönetimi ele geçirdi, ihmal başladı. Çünkü kralların işi gücü toplum yönetimidir. Toplumu nasıl yönetiriz? İyi niyetli, kötü niyetli. Kötü niyetliyse bu toplumu yöneterek kaprislerimi nasıl tatmin ederim? İyi niyetliyse toplumu yönetmek için Kur'an'ı kullanmıştır. O kadar. Ama Kur'an'ın maksadı o değil. Kur'an'ın maksadı bir insanın abd olduğunun bilincinin nasıl uygulaması lazım geldiğine dair rehberlik yapmaktır. Bir insanın tevhide ulaşmasının yollarını öğretmektir. Nasıl Kur'an okursam o okuyuş sonucunda ben tevhide ulaşırım. Ne demek tevhid? Yaratıcının mutlak olduğunu anlamaktır. Tevhid. Yaratıcının bir olduğunu bir şey ifade etmez arkadaşlar. Ehad demek sonsuz, mutlak, kainat cinsinden değil demek. Ehadizm eğer numara olarak, rakam bir olarak anlarsanız o rakam dünyaya ait bir ifadedir. Bu mutlak olanı yaratıcıyı anlatmaz. Yaratıcı dünya cinsinden, kainat cinsinden olmayandır. Kainatı yaratan. O zaman yine tevhide ulaşmış olmazsınız. Allah birdir dediğin zaman. Ne yapacağız? İki mi diyeceğiz? İşte rakam cinsinden konuşmayacaksın. Yaratıcıyı tanımlamada kainattaki hiçbir unsurun kullanılamaz olduğunu anlamaktır tevhid. Kainatın hiçbir özelliğinin kendisine izafe edilemez olduğunu anlamaktır tevhid. Anlatabiliyorsam eğer, benim böyle bir anlatamama korkum var he. Tevhid, öyle biz yaratıldık canım dedin, bizim yaratıcımız var dedin, güzel bir başlangıç. Bununla bitti. Hayır. Hayır. Kur'an'ın kendisi mesela anlatıyor. Allahu la ilahe illahu. Ya Allah kendisi diyor ki bak muhatap olduğum insan sana kendimi tarif ediyorum. Bu yolda düşünürsen, bu yolda devam edersen daha iyi duygularını beni tanıma yolunda kullanırsın. Allahu tarif ediyor.
La ilahe illahu. Kendisinden başka hiçbir şey ilah değil, lan Allah değil. Allah'ı kainattaki hiçbir şeyle tanımlayamazsın. Neden? Çünkü o kainatın yaratıcısı. Kainatın yaratıcısını kainat cinsinden tanımlayamazsın. Çok basit.